Kanka beni bu kızla aldatmış. Kanka kız da iyiymiş ama. Kanka seni nasıl aldatabilir? Sana nasıl bunu diyebilir ya? Ama ailevi problemleri varmış. Kanka ama... Ayrıl kanka. Ama bak kanka, şimdi. Bak, ayrıl. Bak, kanka ayrıl. Ama ne dedim? Bak kanka, kanka bir ayrıl, dinle kanka. Kanka, kanka bir dinle. Ayrıl kanka. Kanka sterim beğenmiş. Engeli mi kaldırdın onu? Kanka buluştuğumuzda kendisi kaldırdı. Gecesi kaldı. Gecenin üçünde bana seni seviyorum falan yazıyor ya. Kanka şaka mısın? İnanıyor musun sen de buna? Kanka ayrıl. Ayrıl kanka. Merve'nin makyaj günlüklerine hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Bravo. Bugün sizlerle Cadılar Bayramı makyajı yapacağız. Ve bu makyajı yaparken aldatılma anılarımızı anlatacağız. Aldatan insanların içinden geçeceğiz, deşeceğiz, kalplerini sökeceğiz, geri çıkaracağız. Kalpleri var mı? Yok. Kalpleri de yok. Bu yüzden bugün göz kanamalı, boynuzlu bu tarzda makyajlar yapmayı düşünüyoruz. Ben tanıtmadım. ve onur konuğumuz Zeynep. Bu kanalı, bu makyaj serisini Zeynep'ten başkasını alamayacağız arkadaşlar. Ben çünkü ve... en iyi Zeynep ya, her şeyi yaşamış olduğu için. Çok görmüş geçirmiş. O zaman makyajımıza başlayalım. Evet Zeynep. Evet. Yine katarsis'e başladım. İlk kaç yaşında aldatıldın? Sen gizli gizli katarsis yapıyorsun da benim mi haberim yok acaba? Bu arada ben notun bu bana aşırı beyaz olan fondöteni kullanacağım. Neden? Çünkü Betim benzim atmıştır. Aşık olmuşum. Depresyona girmişim beni aldattığını gördüğümde. O yüzden böyle bir beyazlayacağız. Evet anlatmadın Zeynep. Ne anlatayım? İlk kaç yaşında aldatıldın? İlk kaç yaşında aldatıldım? Yani aldatılma sayılır mı bilmiyorum ama 12 yaşında demeyeyim de. Sen bile çektin ya. 12 yaşında mı? Gerçekten 12 ya da 13 yaşında olabilir. Yani ortaokulda ama o sayılmaz herhalde. Ben sayılır mı? Saymıyorum ya bunları sevgililik. Ama bir şey söyleyeyim bu ya şu anki dönemde yani ortaokulluğu geç ilkokulda sevgilisi olan çocuklar var. Bence ben şey ya. Ben korumacı içgüdüsüyle sevgili yapmayın diyeceğim. Ya arkadaş olun. Arkadaş olun yani sevgili olmanıza gerek yok. Yani bu neyin libidosu 3 yaşında ya? Ama ben yani ilkokulda sevgili olup ne yapıyorlar? Bilmiyorum ki. Aynı oturuyorlar. Beraber simit aynen. Şu vardır ya işte sevdiğim çocuğun montunun üzerine mont takmak. Ay evet. Zeynep çok yaşamış ya. Ben staj yaptım. Sizin yerinize yaşamanız doğru, gerekenleri aynen yaşadım. Size anlatmak üzere gelmiş olan bir kainat önereyim. Şey sorayım sana, aldatıldığını nasıl anlarsın? Aldatıldığını nasıl anlarsın? Ya bir şey mi? Ben anlamamıştım. Bana başkası söylemeseydi ben anlamamıştım ve hala aşırı... Ben insanlara çok güveniyorum. Anlamadım yani çocuk 3 kızla bardağa. Boyu posu devresi. Boyu posu devresi. O boyunun altında kalsın inşallah. Benim ilk aldatılmamdı. Yine her zamanki gibi. Maybelline'em. Ne zaman bana işbirliği teklif ediyorsunuz? Şöyle oldu. Bu arkadaş Erasmus'a gitti. Tamam mı? Erasmus'a gitti. Ve hani böyle bir anda bir soğuduk. Şeye girdi işte. Ya ben kendimle daha yakınlaştım ve sana artık kendimi o kadar yakın hissetmiyorum falan oldu böyle. Allah Allah. Bir sıkıntı var acaba hani gidene kadar bir sıkıntı yoktu çünkü falan filan diyorsun. Sonra böyle bana her gittiği yerin fotoğrafını atıyor. Şunlarlayım bak bunlarlayım diye fotoğraf atıyor bilmem ne carçut. Hani güveniyorum anladın mı? Güveni de sağlıyor o noktada. Sonra bir gün bana bir arkadaşım mesaj attı. Üniversiteden ortak bir arkadaşımız. Dedi ki Merve dedi siz ayrıldınız mı? Ben dedim ki ya ne münasebet ya dedim. Sen de hemen bizi ayırdın yani. Çocuk Erasmus'a gitti diye ayrılacak mıyız dedim. Ha yok dedi ben dedi hikayesinde böyle bir şey gördüm. Ayrıldınız sandım. Dedim ne gördün? Bu gitmiş yakın arkadaşlara bir tane fotoğraf atmış. Öyle de bir gerizekalı ya. Bunu akıl edemiyor sana haberi geleceğini. Yakın arkadaşlara bir fotoğraf atmış. Bu fotoğrafta da işte 3 tane kız var böyle. Buna sarılmışlar. Bu böyle kızlardan bir tanesini öpüyor falan. İğrenç ve bebek. Hani ben şeyde sanırım, arkadaşlar kafede oturuyor sanıyorum. Böyle bir öğrenme şeklim vardı. Ve hani o gün yeni böyle çalışmaya başlamıştım. İlk maaşımı almışım. Abime pizza ısmarlamıştı. Böyle mutlu mutlu onu yiyecektim. Boğazıma dizildi. Ya. Ben Merve ile aynı şeyleri kullandığım için aşağı yukarı Maybelline New York. Merve sayesinde almıştım bu arada. Haberiniz olsun. Maybelline ne zaman anlaşıyoruz? Mesaj alınmıştır umarım. Bir de L'Oréal Paris'in
bu fondöteni sürdüm True Match. Sonra pizza boğazına düğümlendi. Ya işte sonra böyle dedim senin Allah belanı versin dedim. Aradım falan. Kabullendi mi? Yani yoksa yok ben hala seni seviyorum falan dedi mi? Orası biraz şey, ben biraz affedici bir insanım. Ya. Olur öyle şey. Daha küçüktüm. Çok da küçük değildim. 22 yaşındaydım yani. 21 yaşındaydım pardon, aynen 21 yaşındaydım. O fotoğrafı görmemin anısına gözüme bir, hani onu gördüğümde çünkü gözlerim kanadı yani. Böyle foşur foşur kanlar aktı gözümden. Onun anısına gözümden kan akma efekti yapacağım şimdi. Kaç defa aldatıldın? Kanka bir tane Almanya'daki aldattı. Şeyi biliyorsun zaten. Almanya bak. O bile abi, bile ladesti. Abi evet. O bile yani... bile ladesti şimdi, yalan yok. Bir Almanya'da sevgisi varmış, bir de ben varmışım. Abu. Evet, ilk öyle öğrenmiştim. Sonra işte inandım ben ona. Dedi ki o eski tarihti falan. Hani ben işte eskiden kaldı o tarih. Ben tarihi silmeyi unuttum. Ablası falan beni aradı işte Zeynep yapma etme diye. Ben de iyi tamam yapmayayım. Abu. Ondan sonra... Ablası da bu işin içinde yani. Evet, ondan ay, sonra... Barıştık biz. Tekrar ayrıldık. Ben ayrıldım bu sefer. Sonra biz yine yazın barıştık. Bu yaz aşkıydı biraz. Telefonu hiç yanına almıyordu. Ben de hani bir şey kötüye yormuyordum. İşte şey demişti. Ben telefonu yanıma almıyorum. Çünkü işte ben seninle vakit geçirmek tabii istiyorum. Telefona bakmak tabii, istemiyorum. Tabii, evet. Benim Türk hattım yok falan demişti. Aynen. Ben de iyi tamam demiştim. Sonra bir gün benim yanıma gelmişti İstanbul'a. Biz buluşmuştuk. Fotoğraf falan çekilmiştik. Sonra ben ona fotoğrafları atacağım. Bir baktım yine tarih var. Ve bu tarih şey. Bizim sevgili olduğumuz zamandan daha önceki bir zamandı. Tarih var. Şey, WhatsApp durumuna çıkma WhatsApp tarihi eklemiş. Bende gözükmüyordu o. Yanıma gelince hani gördüm. Oradaki kız da hani o taraftaki kız da aslında bilmiyor. Şeye... Sonra ben dedim bir daha görüşmeyelim. Görüşmeyelim. Öyle bitti gitti. Bir daha görüşmedik mi? Sonra bir yaz daha barıştık. Sonra ben canım ne yapabilirim? Yaz yani. İnsanın kanı kaynıyor. Yazın böyle sahil, güneş. Hani insan yapıyor öyle hatalar. Sonra akıllandım zaten. En son oydu benim aldatılmam. Peki mesela ne hissettin? Çok üzüldüm. Onu gördüğüne. Çok üzüldüm. Kendim çok yetersiz hissettim. İkinci planda olmak ya da hani nasıl diyeyim ki, aldatılmak bence çok kötü bir şey. Mesela o kız için de üzüldüm mesela. O kızın yerinde olmak da istemezdim. Düşünsene, sevgilin gidiyor ve seni orada başkasıyla aldatıyor ve sen bilmiyorsun. Ve dönüyor, tekrar devam ediyorsunuz. Ve uzun süreli bir ilişki. Bu 3 sene falan, 3 senelik bir ilişkiymiş. Oo, 3 senelik bir evet, ilişki 2019 arasında falan yazıyordu. Peki yani tekrar geri geldiğinde sen tekrar birlikte oldun ya Almanya'da. O zaman ayrılmış mıydı ki kızdan? Ya ayrıldığını düşünüyorum. Çünkü bütün her şey bendeydi. Telefonu falan hiç şey yapmamıştım. Ve sonra niye ayrıldınız peki en son? En son niye ayrıldık? Şey bir şey oldu. Yine aldatıldım. Aldatılmış şey, yine belli. Şey oldu. Anlat arkadaşlar. Ben pasaporta başvurmuştum. Yanına gidecektim artık. Her şey tamamdı. Daha sonrasında ben pasaport başvurusuna gittim. Dönüşte konuşuyoruz. Bir tane kız var. Kız işte o Türkiye'ye geldiği yerdeki kız. Türkiye'de kaldığı yerde oturan bir kız ve o kızla takipleşiyor. Ondan sonra işte ben dedim bu kızı tanıyor musun? Hayır tanımıyorum dedi. E tamam çıkart o zaman dedim. Yok falan dedi. Ben dedim ki ya o kızı çıkartırsın ya beni çıkartırsın dedim. O da beni çıkartmıştı. Yemin ederim ki. Evet. Sonra ben ondan ayrıldım zaten. O gün onu engelledim. Sonra pasaportumun geldiği günde Egemen'le tanıştık. O günden beri Egemen'le güzel bir ilişkimiz var. Vay be. Evet. Bak bundan böyle şey aldım. Ruj mu? Rujdan. Bundan böyle bir şey çekeceğim bir. Likidin rimelini sürüyorum. Şöyle bir şey. Bunun üzerine kan fışkırtacağım. Bakayım. Bunun üzerine kan fışkırtacağım. O zaman daha gerçekçi duracak. Bir tane serum getirdim. Bu serumla farı birleştirince böyle şey, o efekti veriyormuş. Onu deneyeceğim. Ben en iyisi şu şey boynuzları yapayım ya. O boynuzları kırmızıyı kullanabilir miyim şunu? Tabii ki. Az önce anlattığım hikaye yüzünden boynuzlarımı çiziyorum. Bunu yeni aldım. Ne bu? Şey, teleskopik ama ekstra bilek ve şey gibi gerçekten mesela lifting etkisi verdiğini söylüyor ve gerçekten lifting etkisi veriyor bence. Ben bayağı beğendim bunu. Bir erkek neden aldatır? Mal olduğu için işte. Yani yeter. Aynen, yani uyumsuz, şükürsüz, köpek. Şükürsüz, köpek. Gerçekten yani. Ama mesela bir tane kadın var, o şey diyor işte, yetemediğiniz için. Ya üf, kim o ya? Kim diyor lan? Kim o? İsim ver. Köpek. Kim o? Ben bu kirpiğimi hiç sevmiyorum ya, soğuk kirpiğimi. Sağ kirpiğim çok daha güzel olacak bak şimdi. Neyi hesaplıyorsunuz Zeynep Hanım? Geometri hesaplama var orada. Şu boynuzları yapamadım ya. Ben kendim mi yapsam biraz takviye? Dur. Ne? Bir o düzenlenir. Olmadı. O olur. O düzenlenir. Sen devam et. Bununla mı yapayım yine? Evet. Sen yapsana. Aa. Evet. Güzel boynuzlandın. Merve Hanım. Merve Hanım. İtalya'da bunlardan yok. İtalya'da bunlardan olmaz. İtalya'da yok yani böylesi.
Tamam. Havalı. Evet, ben uçlarını şimdi düzeltirsin uçlarını. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Erkeklerde daha öncesinden de bazı hareketlerinden anlaşıldığını düşünüyorum. Ne gibi? Mesela şöyle bir olay yaşamıştım daha öncesinde de. Herkesin gözünün önünde başka bir kıza yavşamıştı. Aa! Yani herkesin bak. Aynı kişi ben mi yaptı bunu? Evet. Ben niye bunu şu an öğreniyorum? Çok bunu anlatmamış olabilirim. Belki içimde bir yara olduğu için. Böyle mesela herkesin gözünün önünde bunu yapabiliyor ve hani bunu yapmadığını sanıyor. Çünkü bunun flört olmadığını, bunun çok normal olduğunu savunuyor ama mesela oradaki tüm kızlar ve tüm erkekler hani şeyin farkında. Merve burada, bu çocuk ne yapıyor şu an? Buradan Lorel'de bir göz kırpıyorum. İki kameraya da göz kırpayım. Ben de bir tane ağzına bir şey söyleyeyim. Gece 2'den sonra atılan seni seviyorum. Oy, oy. Evet bu arada. Evet. Hani pişman oluyor, tamam mı? İçinde çok büyük bir pişmanlık yaşıyor. Böyle derbeder olmuş ve hani yediremiyor. O an ne yapacağını bilemiyor. Seni seviyorum. Ya da aldatmayı düşündüyse, eski sevgisini düşündüyse de hani, aynen, hani ya, seni seviyorum yazıyor gece. Evet. Var ya, oluyor. Kısıtlı. Yine bu arada erkekler genelde kadınların daha çok aldattığını iddia ediyor. Ya, ay, yürüsün ya. Gitsinler ya. Yürüsün gitsinler gerçekten ya. He kanka, tamam. Kısıtlayan erkekler daha çok aldatıyor bence. Kısıtlayan erkek. Tabii. Çünkü kendinden korkuyor. Kendinden, kişi kendinden bilirişi derler ya. Bence Şerro, o yüzden. Şerro. Bu arada makyajı şunu ekleyeceğim. Üzüldüğüm zaman yemekten kesilen bir insanım. Asla yemek yemiyorum. Bazı insanlar vardı böyle yemeğe verirler kendini. Ben de tamamen yemekten kesiliyorum. O yüzden kendime bir şey yapacağım. Şuradan böyle bir kontür yapacağım, tamam mı? Zayıfladım mı? Azıcık kalmak bella. Bir saniye. Ben şimdi düzelteceğim. Bir saniye. Ne, ben joker gibi oldum. Çöktüm. Yani bir çökme var. Ay evet. Yani bir çöktüm. Dağıtın onu. Buradan korkunç görünüyor. Dur tamam, zaten korkunç gözükmem lazım. Aynen. İğrenç bir zayıflama. Aynen, iğrenç bir zayıflama olması. Aldatın ama yine de güzel görünüyor. Yok, hayır. Ben yok, hayır. Mallarımızdan vazgeçmiyoruz. Aynen, mallarımızdan da vazgeçmiyoruz. Zeynep, sen bir tane çocuğu dövmüştün sanki. Seni aldatan bir çocuk. Kanka o çocuk işte. Aa, o çocuk mu? Evet, o çocuk. Nasıl dövdün? Hayır, şimdi dövmek demeyelim. Dövmek demeyelim de. Hayır, dövmek değil. Bu çocuk beni aldattıktan sonra gelmiş benim karşıma geçiyor belirli bir zaman sonra. Ve bana hani konuşuyor falan. Aldım çantamı, vurdum kafasına bir tane. Patakladım öyle yani, çantamla vurdum hani git yanımdan gibisinden. Kızdım ona. Öyle bir dövme yani. Çantamla vurdum. O da bir daha bir şey söylemedi zaten. Tekrardan işte o evini taşlamıştın yaşandı. Sanki öyle bir şeydi. Yok, o başka kanka. O yedinci aldı. Kanka o başka. O hangisi ya? Biz kanka anladım ama bakın anlatayım, siz de onun evini taşlarsınız. Gerçekten şu an gidip taşlarsınız yani. Aldatan erkekten intikam alınır mı? Yok, asla uğraşamam. Asla. Ev taşlamışsın, ne asla? Hayır. O benim öğrendiğimde verdiğim tepki. Yani ya da öğrendiğimden kısa bir süre içinde verdiğim tepki. Bence bu arada bir erkeği verebilecek en büyük intikam, onu gerçekten tokat aparkat tören omuz intikam sildiğini ve unuttuğunu, umursamadığını göstermek. Çünkü gerçekten onu gösterdiğin zaman şöyle oluyorlar. Kesin başka bir erkek var. Kesin. Ulan sen aldatmışsın, benim erkeğime de def etme. Ya öyle, öyleler. Ha, anlatıyordun ya. Şimdi ben o zaman kronolojik bir anlatmayla başlayayım. Aldatmak değil bu. Biz ilişkideyken bir kız ona uygunsuz fotoğraf göndermiş ve bana söz vermişti. Ben o kızla ayrılsak bile görüşmeyeceğim diye annesinin üstüne yemin etmişti. Kız buna fotoğraf gönderiyor. Aynen. Nude mu? Aynen. Aynen. Görüyor o resimleri yani. Ve sana söylemiyor. Ve ben de bunu görüyorum o resimleri. Galerisinde yüzden de tutuyor bunu. Hayır, öyle değil. Açıp bana hani içim rahat. Ve şöyle oluyor. Biz okey oynamaya gidiyoruz. Kız, ben, o, bir arkadaşımız daha eve geldiğinde diyor ki işte aşkım ben sana bir şey itiraf edeceğim. Böyle böyle bir şey olmuştu. Ve bana da gösteriyor o resimleri. O yüzden ben bir gözümü kanatabilir miyim? Bir gözünü kanat. Bir gözümün önüne geldi. Ne zaman göndermiş? Öncesinde göndermiş. Öncesinde madem çocuğa uygunsuz. Evet. Nude attı. Sevgilideyken. Ha. Yani öncesinde attı demişti. Açtı, gösterdi. Ya bir söyleme, öncesinde atmamıştır bu arada. Biliyor musun? Öncesinde atmış ve o fotoğraflar duruyor. Hala duruyorsa zaten. Hani daha zaten hani sevgilisiniz ve hala duruyor. Aşkım çok öncesinde atmıştı. Kesin dün attım. Neyse.
Neyse, gözüm kanıyor şu an. O anlar aklıma geldi. Sonra üstünden 3-4 sene geçti. 3-4 sene sonra benim bir ev arkadaşım vardı ve benim ev arkadaşımın arkadaşı bize geldi. Sonra ben bir anımı anlatıyordum. Yine böyle bir aldatılma anım var. O çocuk tarafından vardı. Onu anlatıyordum. Ev arkadaşımla yakın arkadaşı evden çıktılar. Sonra bunlar biraz sohbet etmişler. Benim ev arkadaşım da biliyordu o eski sevgilimi. Sonra kızı falan da biliyordu. Ben o kıza çünkü artık şey olmuştum. Nasıl denir? Çünkü benim bütün sevgilim o kızı aldatmıştı. Takıntılı gibi bir şey olmuştum. Evet. Senin nasıl bir hayatın oldu? Nasıl bir döngü yani? Abi kız sana takmış bence evet, bu arada. Evet, evet, evet. Yani kız sana takıntılı var. Evet, senin eskilerin ne bir evet, takıntısı dedim var? Dedim işte ya 12 yaşında mesela. Evet. O çocuk ben okula gelmediğim gün o kızla öpüşmüş. 12 yaşında. Evet, oo. Yemin ederim size. 6. 7. sınıftaydık. Öpüşmüş. Evet, küçük ya yani çok o zaman şey yapmamıştım. Sonra onlar evden çıktıktan sonra beni aradılar. Senin bahsettiğin kızın ismi şu mu? Ben evet. Ondan sonra işte o anlatmış ki o kız yurtta. Benim bir arkadaşım vardı, çocukluk arkadaşım. Onların çok güzel bir ilişkisi vardı. Ben onun sevgilisiyle birlikte oldum. diye anlatmış. Bu kız bana mesaj attı. Ne diye mesaj attı? Sen ailevi problemlerini anlatarak o çocuğu elinde tutmaya çalışıyorsun falan falan bir sürü şeyler anlattı. Ben dedim ki sen önce benim eskilerimle oyna dedim. Bir daha da o kızla konuşmadım ve onların hepsini hayatımdan çıkarttım. Böyle bir şey. Sen evini nasıl taşladın? O öncesi. Bu olayın öncesinde. Bu olaydan önce. Lütfen şu taşlama olayını anlat. Herkesin hayatında olur ya bir toksik ilişkisi. Hani hep herkesin vardır. Geri döndü mü? Böyle 4-5 senelik dönmeli, barışmalı, gitmeli, etmeli. Çok korktum. Bunun bir eski sevgilisi vardı. Demiştik ki hep ben de ne salakmışım. Hep diyordu ki bana ben o kızla görüşmeyeceğim yemin ederim. Ben o kızla görüşmeyeceğim. Ben de salak enayi. Bu arada bir ilişkide sürekli eski sevgiliden bahsediyoruz. Zaten evet. Bir problem var. Evet. Abi, eskide kaldı bitti. Evet. Kimse duymak istemiyor yani bunu. Sen ne yaptın ya suratına? Ağladım. Şimdi onları akıtacağım böyle biraz böyle su değdirip böyle yani yapacağım. Bir kemik kaldım. Aşkından derbeder. Ne derbeder olacaksın? İşte derbeder olmuşum. İlk aldatıldığınızı duyduğunuzda böyle içinizde bir şey oluyor mu böyle? Evet. Böyle bir şey iniyor oraya. Kalbin sıkışıyor ve boğuluyormuş gibi bir his. Öyle bir his oluyor ya işte. Ya da yakalamadım belki de. Belki de yakalamadın, aynen. Özür dilerim. O yüzden o his için boğazına bir böyle boğulma şey böyle bir morluk yapacağım. Yeşille başlayayım bir morluk efekti için. Revolution en sevdiğiniz paketi Revolution. Daha ne diyeyim ya? Daha ne yapabiliriz ya? Aa ben elimi şey yapayım şöyle yapıştıralım. Aa evet. Şimdi çok dur, efsanevi bekle. Fikirlerim bekle, var. Bekle ben de buldum. Bu aldatılma hissi. Tam elini yapıştır. Peki. Dur. Heh, aynen. Ay olmadı ki. Oldu mu? Tamam işte. Oldu gayet. Benim olmayan işleri oldurma şeklim. Boğazımda bir yara var hala. Dermişim. Kan yapacağım. Evet. Bunda çok heyecanlıyım bunu yapmak konusunda. Nerede? Neyle yapabilirim pırt pırt? Şimdi şunu şöyle biraz şöyle. Böyle olmuyor ki. Kaş bıçağım var. Ay. Görüyor mu bunu? Tamam. Kırmızı çok kullanmıyorum zaten. Böyle özel günlerde. Aynen böyle özel günlerde. Ne yaptın sen kendine? Ağzını dikecek işte. Evet ağzımı dikiyorum sustuğum laflar için. Pişman mısın sustuğun için yoksa elden mi diyorsun? O an daha çok konuşabilirdin sanki. Yok ya değmezdi. İyi ki beni aldatmışlar ki şu an olduğum kişi oldum. Ya öyle de demeseydik ya. Yani. Yok ya ben öyle düşünüyorum. Düşünsene ya da iyi ki yakalamışım diye diyeyim ama o zaman. Ama sen çok tanıyor musun öyle ama. İnsan olsaymış biraz. Ama ya beni evlendiğimizde çocuklarım varken aldatsaydı? Oha evlenmeyi mi düşünüyordun? Hayır hayır mesela aldatmasaydı ama ileride aldatsaydı. Daha korkunç bence. Ya kardeşim. Hayatınızda bir aldatılma hikayesi olsa nasıl tepki verirsiniz? Yine aynı şekilde tepki veririm. Hani o zaman mesela Zeynep kendini çok yetersiz hissetmiş hı-hı. Ya. Tekrar evet. Öyle bir şey hisseder mi? Hayır. Hayır. Hayır hissetmem. Allah korusun. Diyelim ki öyle bir şey oldu. Egemen'i ben doğduğuna pişman ederim. Bu arada evet. Diyelim ki Asi tuttu seni aldattı.
Şey yaparım ya, defol git derim ya, hayatımdan çık git, bir daha da geri gelme, benim için biter orada. Ben artık aldatılmaya şey gözüyle bakıyorum ya. Hani mesela ilk duyduğumda böyle çok kötü hissetmiştim kendimi. Böyle kalbime böyle şey... Bıçak saplanmıştı, demir inmişti böyle. Ama mesela şu an öyle bir şey görsem herhalde şey yaparım, buna bu kadar büyük tepki vermem diye tahmin ediyorum. Ve hani o zaman mesela kabullenememiştim çok uzun bir süre ben. Ya yüz yüze görüşelim, yüz yüze görüştüğümüzde şöyle yapalım, işte o zaman karar ver, ayrılmak istediğine bilmem ne cerçürt demesine mesela çok şey yapmazdım. Hayır, sen beni bir kere kandırdın, beni bir kere aldattın, benim için bitti artık. Yani çok soğukkanlı olur. Evet, soğukkanlı davranırdım. Çünkü soğukkanlı davranmadığında geriye dönük sana zarar veren o oluyor. Şu hayatta abi, kendinizden başka kimseyi önemsemeyin. Benim bitti bu arada makyajım. Sen bayağı bir korkunç oldun. Evet. Ben biraz şey oldum. Sen biraz tatlı oldun. Funny bir. Burada Zeynep'in böyle kalpli küpeleri var. Kalpli küpe takayım mı? Bence takamadım. Bir daha bu kana yakışır. Şu an benim makyajım tam şey, işte zamanla çok aşıkmış, kalbi çok kırılmış. Gerçekten her yerimden bir şeyler akıyor. Ben de şu an her şeyi öldürmüş gibi görünüyorum. Aynen, onu hani yok etmiş gibi gözüküyorum gerçekten. Zaten aşkım. Kanını emmiş gibisin. Nasıl yıkıyorsun? Ama bence içimden çıkmış yani. Yaşadıklarım içimden çıkmış. Evet. Bence aldatanlar üzülmeli bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Seni aldattı ve neler kaybetti. Ve mesela benim bütün aldatan sevgililerim, yemin ederim şu an var ya, hayatları gerçekten çok kötü. Bok gibi. Ben onları kalkındırıyormuşum. Son dokunuşlar. Yani benim her yerimden bir şey, ben harbiden bir olay... Leşin var kanka. Benim bir leşim var. Nerede? Böyle hayal etmemiştim ama buna dönüştü resmen makyaj. Ya tam şey, oyuncak gibi oldu ya bence. Evet. Ama korkunç böyle yatağın altından çıkıp. Ha evet evet. Böyle. Evet, makyajımız bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi ben biraz katil gelin gibi oldum. Zeynep de biraz Chucky gibi oldu. Chucky'nin gelini gibi oldu. Biz her türlü bir geline dönüştük. Makyajımız bu coğrafyadan. Şekildeydi. Coğrafyadan da alakalı. İşte coğrafya kaderdir. Hani her türlü gelin oluyoruz. Çok iyiydi bu arada. Evet, güzeldi. Evet, makyajımız ve hikayelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum atıp videoyu beğenebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.